Mevcut tekerlekli şarj istasyonları şu an kablolu şekilde ve bu yüzden engelli vatandaşlarımız zorluk çekiyor. Benim sistemim ise kablosuz. Şöyle, güneş enerjisinden elde ettiğimiz enerjiyi depolama birimine aktarıyoruz. Depolama biriminden de elde ettiğimiz enerjiyi zeminde bulunan vericiye aktarıyoruz. Tekerlekli sandalyenin altına bir alıcı yerleştirdim. Verici ile alıcı aynı hizaya geldiğinde kablosuz şarj başlıyor. Projemizin adı Peta Paradox'una bioinformatik yaklaşım. Peta Paradox'u normalde büyük cüsseli hayvanların kansere yakalanma oranlarının daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Bize bunu düşündürten sebep ise çok fazla hücre sayısına sahip olmalarından dolayı bu hücrelerin kontrolden çıkacağını varsaymamız. Peta Paradox'u da bunun tam tersini açıklıyor. Yani kanser ile vücut büyüklüğü arasında herhangi bir ilişki yoktur diyor. Bu Peta Paradox'un tam 3 tane argümanı var. Tümör baskılayıcı genler, hipertümör oluşumları ve metabolik hızdaki artış azalış. Biz tümör baskılayıcı genler üzerinden projemizi yürüttük. 4 tane tümör baskılayıcı gen var. P53, MSH2, CATM1 ve NACH1 proteini. Proteinler üzerinden kanserle olan ilişkilerini inceledik. Özellikle kutup bölgelerinde yaşayan büyük cüsseli hayvanlar olan balinalar ve insan arasındaki 4 proteinin farklı olan bölgelerini saptadık ve kanserin neyden kaynaklı, hangi bölgelerden kaynaklı olabileceğini bulduk. Biz bunun nitinol adı verilen bir alaşımla sağlıyoruz. Araçlarımızın dış iskeletine normalde bir çelik sac vardır. O çelik sacın üstüne bir çelik kaplama yapılır. Biz o çelik kaplama yerine nitinol alaşımını kaplamayı planladık. Alaşım %50 nikel ve %50 titanyumdan oluşur. Bunu gördüğünüz gibi aracımızın dış iskeletine kaplıyoruz. Bu araç nitinol ile kaplanmış araç bu ise değil. İki aracı aynı hızda, aynı koşullarda çarpıştırdığımızda nitinol kaplamalı olan bu aracın diğer araca göre hasarı minimum %40 absorbe ettiğini söyleyebiliyoruz. Bir diğer özelliği ve en canıcı özelliği olan nitinolün şekil hafızası özelliği. Bununla şöyle yapıyoruz. Nitinol alaşımını araçlara uygulamadan önce programlıyoruz. Bu programlanmış nitinol alaşımını aracımızın dış iskeletine uyguladıktan sonra bir hasar alıyor. Bu hasarı da küçük bir ısı uygulayarak, 75 ile 100 derecelik bir ısı uygulayarak ilk baştaki kaza yapmadan önceki haline geri döndürebiliyoruz. Nitinol ile kaplı bu ise değil. İki aracı aynı koşullarda, aynı hızda çarpıştırdığımızda hasarı minimum %40 azalttığını ve can kayıplarını önlediğini söyleyebilirim. Biz bu hasarı çok küçük bir ısı uygulayarak, 75 ile 100 derecelik bir ısı uygulayarak... Projemizin asıl ana sebebi insanlara kutup iklim değişikliğini göstermek ve bilgilendirmek. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz derseniz de burada gördüğünüz gibi Antarktika atmosferinde bir incelme görebilirsiniz. Bu incelme yüzünden dünyaya giren UV miktarı artıyor. UV miktarı da arttığı için sıcaklık vesaire gibi şeyler de artıyor. Şimdi UV'yi de biraz daha detaylı anlatmama gerekirse bu tarafta UV 3'e ayrılıyor. UVA, UVB ve UVC. Şimdi UVA dünyaya tam girebiliyor, UVB yarı giriyor, UVC normalde girmiyor. Ama Antarktika'daki ozon incelmesi yüzünden UVC'nin girme yüksekliği artıyor ve cilt kanseri vesaire yapabiliyor. Bunu insanları bilgilendirmek amaçlı bir proje. Bunu nasıl ölçebiliriz derseniz de şurada hemen cihazımıza gelelim. Şimdi burada UV ölçebiliyoruz. Yani buraya gelen güneş ışınlarını bu şekilde ölçebiliyoruz. Bunun dışında burada ozon ölçerimiz var, sıcaklık ve nem ölçerimiz var. Bunlarla beraber burada bir SD kartımız var. Bu SD kartı verileri toplayıp bir senelik bir grafik tasarlayacağız. Bu grafiklere beraber de insanlara iklimin değiştiğini bilgilendireceğiz. Ben teşekkür ederim. Sensörümüze bunu gönderiyoruz. Bu Arduino buradaki birkaç tane sensörümüze bu enerjiyi gönderip... Öncelikle bu etkinliğe, bu festivale, bu teknoloji birleştiğimiz noktada burada olmaktan gerçekten mutluyuz. Geleceğin teknolojilerini hem üreticilerden, teknoloji geliştiricilerden hem de çocuklarımızın, gençlerimizin yaptıkları uygulamalarla bu ortamda görmeleri ve bunları deneyimlemeleri çok önemli. Dünya nereye gidiyor? Türkiye'nin artık onun neresinde olduğunu daha iyi anlamaları için bu ortamda bu atmosferi koklamaları, bu atmosferi görmeleri çok kıymetli, çok değerli. Uzay, havacılıktan, elektronik sanayine, insansız hava araçlarından SIAR'lara, İHA'lara kadar her konuda burada kendilerine mutlaka bir
ufuk, bir ışık göreceklerdir, bulacaklardır. Biz burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü ekibimizle, bütün okullarımızdaki öğrencilerimizin başarılarını da burada sergileme fırsatı bulduk. Biz zaten sürekli olarak bilgi çağını, bilimi daha ileriye götürmek için mücadele eden bir okuluz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bize kazandırdığı bu değerlerle bunu çok daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. Bütün herkesi buraya gelmelerini özellikle onlardan rica ediyorum.